Mana alemini müşahede etmekten korkuyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir? Mana alemine dalmaktan korkmak, tefekkür yapmaktan korkmak, perdenin açılmasından korkmak mutlaka nefse ait bir durumdur. Nefse ait bir duygudur. İmana ait, ruha ait bir şey değildir. Çünkü ruh zaten Allah'ın nefettiği saf aşktır, muhabbettir. Rabbini istiyor. O herhangi bir perdenin açılmasından ya da mana alemine dalmaktan endişe eder mi? Etmez. Tam tersine bunu ister. İsterken nefis de buna muhalif olur. Nefis buna itiraz eder. Nefis bundan korkar. Neden? Çünkü nefsi üreten insanın kendisidir. Eğer ölmekten korkuyor, o aleme dalmaktan korkuyor. Toprağa ait olduğu için, bütün derdi toprak olduğu için, dünyaya ait şeyler olduğu için o alemde korkar ve endişe eder. Dalmaktan da dolayısıyla korkar. Ne yapmamız lazım? Nefse, evet, aradan çekil dememiz lazım. Rabbimi göreyim, öleyim. Manevi olarak o mana alemine dalayım. Varsın öleyim. O aleme daldıran Allah değil midir? Dünyadayken onu koruyan, muhafaza eden değil midir? Hiç kuluna böyle bir tehlikeyi yaşatır mı? Bu mümkün müdür? Hayır. Nefis boşuna korkuyor, boşuna endişe ediyor. Evet, nefse aradan çekil demek lazım. Eğer Rabbim beni zaten huzura alacaksa, bu şekilde alsın. O aşk halinde, o muhabbet halinde alsın. Allah derken alsın. Dediğimizde o da boyu büker. Sonra bakar ki bir sorun yoktur. Birkaç sefer zaten böyle olduğunda, sorun olmadığını anladığında artık o da endişe etmez. Bilir ki Rabbi onu koruyor. O da onu anlar, o da iman eder. O da, o karanlık da nura gark olur. Nefis zaten nurlanınca saf ruh olmuş olur. Aradan da çekilmiş olur. Nefis karanlık, ruh ise aydınlık, nurdur. Nefis ruhun nuruyla aydınlanınca o da Rabbini ister, güzel yapmayı ister ve sever. Sahibine de yardım eder. Zorluk çıkarmaz, yardım eder. İnşallah öyle nefsi susturmayı beceracağız, öğreteceğiz. Bunun nefisten olduğunu bilip, nefse ona göre muamele yaptığımızda o korku, o endişe de gider inşallah.